Ağlayan kedi sesi. Seçil her sabah annesiyle birlikte okula giderken yolda gördüğü kedileri seviyor, elinde yiyecek varsa onlarla paylaşıyordu. Günlerden bir gün yine okul yolunda ilerlerken Seçil yavru bir kedi sesi duydu. Annesine kedinin ağlayarak miyavladığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Annesiyle birlikte kedinin sesini dinleyerek onu bulmaya çalıştılar. Seçil kediciyi bulmak için araçların etrafında dolaşarak onu bulmaya çalışıyordu. Sonunda sesin siyah renkli bir arabadan geldiğini düşündüler. Annesiyle birlikte aracın sağına soluna bakarak yavru kediciye yardım etmek istediler. Yavru kedicik aracın altına sıkışmış yardım bekliyordu. Annesi okula geç kaldıklarını ve birinci derste matematik sınavı olduğunu hatırlattı. Arabanın sahibi geldiğinde eminim fark eder ve onu çıkarır diyerek Seçil'i ikna etmeye çalıştı. Seçil kafasını sallayarak, "Hayır anne, onu böyle bırakamayız. Kedicik ağlıyor ve bizden yardım etmemizi bekliyor." Annesi, "İtfaiyeyi arayacağım. Eminim kısa zamanda yavru kediciyi çıkartırlar," dedi. Tam o sırada siyah renkli arabaya bir beyefendi yaklaştı. Seçil hemen adama dönerek, "Araba sizin mi efendim?" diye sordu. Adam gülümseyerek cevap verdi. "Evet küçük hanım." Seçil, "Az önce arabanızda ağlayan bir yavru kedinin aracınıza sıkışmış olabileceğini düşünüyorum. Lütfen yavru kediciye yardım eder misiniz?" Adam, "Elbette yardım ederim. Sık sık bu durumla karşılaşıyoruz. Bazen kontrol ediyorum. Ancak telaşla evden çıkınca bakmak aklıma gelmiyor," diyerek cevap verdi. Annesi Seçil'i uyararak okula yeterince geciktiklerini hatırlattı. Seçil yavru kediciyi oradan kurtulduğunu görmek istiyordu. Adam hemen kediciyi sıkıştığı yerden çıkardı. Seçil rahat bir nefes aldı. Sonra annesine kediciyi sahiplenmek istediğini söyleyince annesi kesin bir dille reddetti. Seçil biraz üzülse de evde annesinin hayvan beslemek istemediğini biliyordu. Adam Seçil'in üzüldüğünü görünce, "Merak etme, bahçemizde kediler için korunak yaptırmıştım. Bu yavru kediyi bahçemize götüreceğim. Kısa zamanda kendini toparlayacaktır." Seçil teşekkür ederek yoluna devam etti. Sınıfa girdiğinde birkaç arkadaşının da gecikmesi üzerine öğretmeni sınavı ikinci derse ertelediğini söyledi. Seçil sınava yetiştiği için sevinmişti. Öğretmenine neden geciktiğini tüm detaylarıyla anlattı. Seçil'in hayvanlara karşı duyarlı olmasına çok sevindiğini ve çocuklara sosyal etkinlik ödevi olarak sokak hayvanlarını beslemeleri ve onları beslerken resimler çekerek sosyal medyada paylaşacağını söyledi. Farkındalık yaratmak için ve hayvanlara karşı insanların daha duyarlı davranışlar sağlamasına katkı sağlamak istediğini söyledi. Bu durum çocuklarda güzel duygular uyandırdı. Okul çıkışı bu etkinlik ödevini severek yerine getirdiler. Böylece sokak hayvanları da çok mutlu olmuştu.